ot, bunlar çiçek. Gelene bakın. Ya görüntüyü bozmasan ölürsün bir dakika. Bu sefer farklı bir açılış yapalım dedik. Sabah çıkmadan önce şöyle Starbucks'ın bir kapsül kahvesi var. Önce onu yapacağım. Güneş gözlüğü takıyorum, sonra alttan uzaylı diye yorum yapıyorsunuz. Çok ayıp. Maria teyzenin orada yine tırımızı yıkatacağız dostlar. Bu GoPro 9'u da yapan mühendise sesleniyorum. Oğlum var ya... Ya senin ben 50 metre sonra sağa dön. Pardon sola. Sola pardon. Tamam lan sus sen de. Ulan ben eyle alkol yapma. Fırtatma yapma seni gebertir ama. Yok GPS sensin. Ha buraya döne döne giriyor. Ya oğlum direkt soksana işte ya. Birinci vites. Önümde bir sığır var. Şerit değiştiriyorum, o da değiştiriyor. Bir yere geçiyorum, o da geçiyor. Defol git, daha defol git. Bak. La oğlum bir gitsene lan. Şerefsize bak ya. Yavşak. Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan günaydınlar olsun. Bu sefer farklı bir açılış yapalım dedik. Sabah çıkmadan önce şöyle Starbucks'ın bir kapsül kahvesi var. Önce onu yapacağım. Sonra kameraları ayarlayıp yola çıkacağız. Kahve yapacağını da oraya tutturmuştum. Her neyse dostlar. Arabamız da an itibariyle şu anda rejenerasyon yapıyor. Pompaya çektim. Biraz sıkıntılı bir durum. Yani şundan sıkıntılı bir durum. Pompada sıcaklık olabiliyor. Zaten hararet şu an had safhaya çıkmış durumda. Neyse ben şu kahvemi yapayım. Ufaktan artık yola girinelim. Sonra kameraları ayarlayacağız. Falan filan. Hadi yolda görüşürüz. Arkadaşlar kahvemizi demledik. Yola doğru giderken artık bir iki muhabbet edelim. Bugünkü videonun konusunda şuna değineceğim dostlar. Yakıyorsun Güneş abi. Yak anasını satayım. Bu göz zaten senin değil benim ya. Bugünkü konumuz şu arkadaşlar. Geçen de bir arkadaş yorumların altında sormuştu sağ olsun. Aklıma da böyle bir video konusu geldi daha doğrusu. Bir tır bir yıl boyunca ne kadar masraf çıkartır? Yani sıfırdan aldığımda. Ve bir tır kendini ne kadar zamanda amorti eder? Şimdi bu konuda size yapmamanız gereken birkaç bir şey söyleyeceğim. Tır aldıktan sonra da önce bir yola bir çıkalım, bir afyonumuz patlasın. Bak sol tarafta Maria teyzenin geçen tırı yıkattığım yer var. Leş. Yıkalıp da yolum tekrar buradan geçerse Maria teyzenin orada yine tırımızı yıkatacağız dostlar. Baksanıza cam mam her taraf kötü. Geleceğim, o konuya geleceğim. Sakın panik yok. Bak ne diyor? Little Sister. Zippy Loop. Of güneşe bak be. Gözler gitti. Güneş gözlüğü takıyorum sonra alttan uzaylı diye yorum yapıyorsunuz. Çok ayıp. Vay be Mercedes yol verdi ya. Teşekkür ederim dostum. Neyse şuradan aşağı bir yola bir girelim. Yola bir çıkalım. Güneş muhtemelen bir tarafımızda kalacak artık. Sol tarafta mı arka tarafta mı neredeyse. Güneşliği indireceğim bu sefer bu kameranın açısıyı görmeyecek. Aynen güneşi solumuza falan alacağız. Sol dışarıyı gösteren kamera bu sefer çok fazla iyi olmayacak. Neyse yapacak bir şey yok. Bir şeyden bir yerden bir yere vazgeçeceğiz artık. Yolumuz Los Angeles'a doğru dostlar. Los Angeles'a doğru kaptırdık gidiyoruz. Şu arkadaki ışığı da kapatayım da. Çok fazla yanmayalım. Şurayı indireyim. Neyse artık olduğu kadar yanık gözlü izleyeceğiniz. O neydi lan? Bir şey düştü ama. Neyse. Şimdi arkadaşlar videonun konusu. İlk başta şundan başlayayım. Bir tır kendini ne kadar zamanda amorti eder?
arkadaşlar, bir tırın kendini amorti etmesini Amerika gibi bir ülkede beklemek gerçekten biraz benim kendi şahsi düşüncemdir, ahmaklıktır. Niye? Diyelim siz bu tırı çok sıkı çalışırsanız 2,5 senede falan borcunu bitirebilirsiniz. Yani üzerine koya koya. Belki takografla oynayan bir şahsiyetseniz 2 senede de bitirebilirsiniz. Ama tavsiye etmem. Neden tavsiye etmem? Çünkü bu ülkede vergi ödüyorsunuz. Eğer tırı lease yapmamışsanız, bir yerden kiralık olarak böyle uzun yıllar, mesela 3 yıl 5 yıl gibi tırı lease yapmamışsanız, satın almışsanız kesinlikle borcunu ödemenizi ve borcunu amorti ettirip de ben bunun borcunu bir an önce bitireyim, daha taksit ödemeyeyim demek gerçekten bir ahmaklıktır. Niye? Çünkü vergi ödüyorsunuz. Şimdi bir yıl boyunca atıyorum 100 bin dolar ciro yaptınız. Rakamları atıyorum. Gerçekçi mi olsun? Tamam. 400 bin dolar. Bu tırın geçen yıl yaptığı ciro. 400 bin dolar bir ciro yaptı bu tır geçen yıl. Ama bu geçen yılda ben yaklaşık bir 3 ay çalışmadım. Yani aslında 9 ayda bu tır bu parayı yaptı. Ben bu 400 bin dolar üzerinde bu tırın yaklaşık aylık 3300-3400 dolar gibi bir taksiti var. Bu taksitin içerisinde ana paraya giden para 2000 dolar ya var ya yok, geri kalanında faiz. Pardon, yanlış oldu. 2300 dolar civarı, geri kalanında faiz arkadaşlar. Şimdi ben bu tırı çok sıkı çalıştım. 2 yılda, 2,5 yılda diyelim, 3 yılda ödedim borcunu. Ama bu tırın borcu 5 yıl. Peki vergi ödemeye geldiğiniz zaman masrafınızı nereden düşeceksiniz? Ana parayı düşemiyorsunuz. Ama aradaki o bahsettiğim o küçük çizgi var ya, hani faiz, 1000 küsur dolar faiz ödüyorsunuz ya. O faizi yaptırmış olduğunuz verginizde düşebiliyorsunuz. Bu tamamen kanuni ve tamamen legal bir durum. Hatta ve hatta dorseniz de eğer taksitliyse muhtemelen onun da faizi vardır. Yani siz aslında sıfır faize tır almış gibi oluyorsunuz dostlar. Yani şöyle örnek vermek gerekirse, diyelim ben 400 bin dolar ciroyu yaptım. Atıyorum rakamı bu sefer. İşte bütün masraflarımı gösterdim. İşte bunun mazotu var, bunun köprüsü var, bunun ne bileyim İFTA dediğimiz saçma bir vergilendirme olayı var. 3 ayda bir ödediğimiz şu yollardan geçerken onu da anlatırım bir ara. Sonra ne bileyim lastik patlar, bir şey olur. Yani masraflarını falan her şeyi çıktık. Bizim elimize net üzerinden vergi ödeyeceğimiz 12 bin dolar bir para kaldı değil mi? Vergi ödeyeceğiz ama bu parayı vergi olarak ödeyeceğiz devlete. Bu sefer diyorsunuz ki benim tırım vardı ve aylık 1000 küsur dolar faizi vardı. Bu faizi de oraya ekliyorum diyorsunuz ve sıfır vergi ödüyorsunuz sonrasında. Bir tır kendini ne kadar amorti eder sorusuna böyle değinmiş olalım. Bir tır yıllık bir de ne kadar masraf çıkartır sorusu var. Soruya da şöyle cevap vereyim. Yani arkadaşlar, tırınız sıfır değilse, yani tırınızı sıfır almamışsanız, keza benim bundan önceki tırım sıfırdı. O da Volvo'ydu. Eski videolarımdan ya da Instagram hesabımda görebilirsiniz. Farkı da şöyle ayırın. Çünkü o da siyahtı. Ön değişik. Bir de bunda 4 dingil var. Onda 3 dingil var. O araba 1 yıl içerisinde tam 17-18 kere servise girdi. Arabada bir üretim hatası vardı. Bir şeyler vardı. Her neyse, o biraz şeydi. Biraz özel bir durumdu o araba için ama diyelim 1 yıl boyunca arabanızı eğer sıfır almışsanız, size çıkartacak olduğu masraf sadece, Allah göstermesin, orada lastiği patlar. Onun dışında yağ masrafıdır. Onun dışında ne bileyim rot balans masrafıdır. Bu tarz ufak tefek şeyler çıkar bir yıl içerisinde. İlk aldığınız yıl için bahsediyorum bu sıfır tırı. İkinci aldığınız yılda biraz daha özenli bakım yapmak ister. Çünkü bu arabayı Volvo servisinden aldığınızda adamlar size bir kitapçık veriyor. O kitapçıkta yağ bakımlarının ne sıklıkla yaptırmanız gerekiyor, hangi millere ya da kilometrelere geldiğinizde ne tür ekstradan bir bakım, ekstradan bir masraf etmeniz gerekiyor, bunun bir çizelgesini veriyorlar. Ha, bir de şöyle bir güzellik var. Bunu Volvo için söylüyorum. Volvo'da maintenance diye bir warranty, bir garanti var. Bu maintenance dediğimiz garantide de kaç paraydı o? Ya 3000 ya 4000 dolar. Yanlış hatırlamıyorum. Fiyatı da artmış olabilir. Geçmiş zaman için konuşuyorum. Şu anda net fiyatını bilmiyorum. Maintenance warranty dedikleri warranty, siz hiçbir şey elinizi sürmüyorsunuz. Hiçbir şeye. Yani araba 5 yıl 500 bin mil garanti almışsınızdır. Yaklaşık o da 850 bin kilometre yapar. Hiçbir şeye kesinlikle dokunmuyorsunuz. Zamanı gelince onlar her şeyi, randevusunu kendisi sana bildiriyor. Yağına para vermiyorsunuz. Yapılacak herhangi bir maintenance dedikleri tamir, o tarz bir şeylere para vermiyorsunuz.
Mesela bu arabalarda AdBlue, yani bu araba derken Volvo'yu kastetmiyorum. Genelde bütün arabalarda hepsi geçerlidir. AdBlue sistemi, yani egzoz emisyon sistemi çok sorun çıkartır. Yani bunda bile çıkartıyor, yeri geliyor. Hatta EGR bozuk, parça gelmedi, hala bekliyoruz yani. Ne zaman geleceği de belli değil. Yani aklınıza gelebilecek tepeden tırnağa lastik ve frenler hariç hiçbir şeye para ödemiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir garanti var. Ama bu garantiyi aldığınız zaman tamamen o çizelgeye göre hareket etmek zorundasınız. Mesela diyelim 60 bin milde bir yağ değişecek diyor arabanın. Ona göre özel yağ, özel filtre koyuyorlar arabaya. Sen gittiğin zaman 55 bin milde diyor ki sen diyor git bir 2-3 bin mile daha gez, ondan sonra gel. Ne oluyor bu sefer? Nereye gideceksin şimdi 2-3 bin mile var diye? Planın bozulacak, programın bozulacak. Arada kısa turlar falan atman gerekecek. Yani uzun yola gidip para kazanmak varsa, varken daha doğrusu kısa kısa yollara gidip az az para kazanmak gibi şeyler. Yani bunun gibi şeyler var. Böyle anlamsız, böyle nasıl söyleyeyim, requirement diyorlar burada. Şartları var diyeyim daha doğrusu. Umarım bilgi güzel olmuştur. Yani yorumlarınızı da okuyorum arkadaşlar. Herkese cevap vermek gerçekten mümkün değil. Çünkü bir videoda en aşağı böyle bir 200-300 tane yorum geldiği oluyor. Bazı videolar daha az. Merak ettiğiniz, bilgisini öğrenmek istediğiniz başka konular varsa onları da aşağıdan sorabilirsiniz. Fiyatlandırmayla bitireyim bu bölümü. Daha sonra Los Angeles civarında tekrardan açacağız videomuzu. Diyelim bir yıl boyunca iş lastiğiniz patlamadı. Yaptırmanız gereken bakımlar sadece yağ bakımı arkadaş bu arabaya. Arkadaşlar, yağ bakımınız ayda bir yaptırdığınızı kabul edersek yaklaşık benim aldığım paket $500, $550. Çünkü ben aynı zamanda hem tırı hem dorsayı falan da yağlatıyorum. $550 ayda bir kere değiştirdiğimizi düşünürsek yıllık 5500, $6700 sadece yağ bakımlarına harcıyorum bu arabanın. Onun dışında da işte silecek suyudur, silecektir. 6700 desen $300 da bunlara düşsen yıllık. Bir arabanın masrafı, tamir yönünden olan masrafı budur arkadaşlar. Onun dışında da dediğim gibi Allah kaza bela vermesin. Yani eğer lastik mastik patlar, başka sorunlar olur, bir yere çarparsanız onlar kesinlikle hariç. Bunun içerisine girmiyor. İşte mazot masrafı oluyor. Eğer bir yıl içerisinde 120 bin mil yol yapabilirseniz aşağı yukarı bunun da size mazot olarak masrafı yaklaşık, yani eğer günümüz şartlarındaki mazot fiyatları var, onlardan bahsedecek olursak ya da Kaliforniya'da yaşıyorsak, şu anda Kaliforniya'da $5.5 galonu, benim evimin olduğu taraflarda 3.70, 3.84'ü bulmuyor. Kaliforniya dışındaki her yerde 4 ve altında arkadaşlar şu anda. Eğer Kaliforniya'da yaşıyorsanız yaklaşık bir nereden baksan $80,000, $90,000 civarında bir mazot parası ödersiniz. Mazotunuzu Kaliforniya'ya girmeden önce başka bir eyaletten alırsanız ona da yaklaşık $20,000 falan fark eder. Yani kısacası masraflar bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi ilk baştan da taksitli bir tırınız varsa, eğer kiralık da değilse, kesinlikle ve kesinlikle pay off yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü vergilendirme yaparken vergiden düşebilecek hiçbir şeyiniz olmayacak dostlar. Neyse, ben size biraz ileride güzel bir dağ var. Şimdi arkamdaki bana bakan ve sol dışarıdaki kamerayı kapatacağım. Kapattıktan sonra sizi bir dağın etrafından indireceğim birazdan. Oradaki manzarayı izlersiniz. Orada bir konuşma yapmayacağım. Yüke yaklaştıkça kamerayı açacağım tekrardan. Artık orada görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Videonun geri kalan bölümünde bye. Evet dostlar, şimdi kamerayı yükün oraya varana kadar açmayacaktım ama önümde bir sığır var. Şerit değiştiriyorum, o da değiştiriyor. Bir yere geçiyorum, o da geçiyor. Bir defol git, daha defol git. Neyin derdindesin oğlum ya? Bak. Derdin ne oğlum, derdin ne ya? Sağ taraftan araba gelmiyor. Bak duruyor. Bildiğin duruyor. Bak.
Derdini anlamadım ama bakalım. La oğlum bir gitsene lan. Hayret bir şey ya. Şerefsize bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. La arkadaş kafayı yersin ya. Manyak mıdır nedir arkadaş? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah sabah. Nereye gitti acaba? Bak hala de orada sağda falan böyle yavaş yavaş gidiyor. Yavşak. Ondan sonra Mehmet niye küfrediyor oğlum? Bu nedir lan? Gerizekalı ya. Harbiden mal. Acaba ne yapmış olabilirim? Çok merak ediyorum. Yani durup dururken geldi zınk diye önüme kırdı. Kesin Ermeni falandır o. Buralarda çok var ya Ermeni. Firma ismi de Türk Transportation diye geçiyor. Oğlum bak eğer bir Türk de bana bunu yaptıysan firma ismini görüp var ya Allah senin belanı versin ya. Salak herif. Dalga mı geçiyorum ben de trafikte ya? Neyse dostlar, yükü alacağım yerde görüşürüz. Vallahi cinlerim tepeme çıktı, şu tüylerime bak ya. Tüy yok gerçi de üstümde. Hadi görüştük. Evet arkadaşlar, ya dedim bu videoda aksiyon falan yok. Belki ne bileyim, izlenen videolara bakıyorum. Hep birine böyle giydirdiğim videolar oluyor. Bir kısma, bir kesime. Dedim herhalde bu videoda bir aksiyon olmayacak ama aksiyonu sığır yaptı. Az önce izlediğiniz salağı. Ya bir adamın sebebi ne olabilir acaba? Yani bir belki bu şeritte giderken farkında değilim yani. O kadar trafik ki her taraf. Belki bir adam üstüme kırıyordur. Yapmamam lazım da benim aslında ama belki böyle ufaktan bir sağa sol yapmışımdır. Onun derdini de ben anlamıyorum ki. %100 bir Ermeni ya. Hani ben ırkçı bir insan değilim ama ırkçı olanları çok var bunların. %100 bunlar Ermeniydi. Yani kesin. Yani öyle tahmin ediyorum. Lan ne yapıyor önündeki tır? Sıfır gidiyor ya lan yan tarafla. Aynayı vurdu vuracak ha. 17A'dan çıkacağız. Çıkış numarası 17A. Bir taraftan telefon GPS'imize de bakalım. Nereye sokuyor bizi? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah sabah yaşadığımız olaya bak. Bu GoPro 9'u da yapan mühendise sesleniyorum. Oğlum var ya. Senin ben ya böyle saçma sapan bir kamera olmaz ya. Harbiden. Bu kadar çabuk şarjı biter mi bu kameranın ya? İlle birini her videoya giydireceğiz. Bu sefer GoPro'ya kaydırdık. Yok mu ya? Tamam lan sus sen de. 50 metre sonra sağa dön. Pardon sola pardon. Tamam lan sus sen de. Ulan ben eyle alkol yapma, fırlatma yapma, seni gebertir ama. Yok GPS sensin. Hay Allah'ım yarabbim ya. Neyse kızmayacaktır ama kızdırıyorlar. Bak burayı da iki şerit yapmış. Bak ben zorla sığıyorum. Ne yapacağız buradan sola döneceğiz herhalde. Aynen buradan sola döneceğiz. Gittiğim yerin ismi yani caddenin ismi Alcoa Avenue. Alcoa Avenue diyebildim mi? Avenue mu? Avenue mu? Avenue diyoruz o zaman. Her neyse oraya giderim. Acaba Alcoa ile alakalı bir şey mi bu götürdüğüm makine? Alcoa jantları var ya onun birçok fabrikası falan var. Belli başlı iş paylaşımları bölümleri falan oluyor. 0.8 mil sonra sağa dön diyor bana. Niye diyor ki öyle bir şey? Neyse biz böyle ufak tefek yerlerde tır GPS'ini bari dinleyelim bakalım. Şuraya bak, sağlı sollu. Şuradan mı sağ yapsam acaba? Çünkü telefon GPS'i buradan sağ yapmamı söylüyor. Tır GPS'i de telefon GPS'ine uyayım çünkü diğeri biraz saçma geldi bana. Tır GPS'inden bahsediyorum. Belli yani orada sağ tarafta bir tane şey var. Bir tane tır çekmiş oraya. Şuradan sağ yapalım. Şimdi burası biraz daha kolay geldi telefondaki. Hayır dönmeyeceğim. Google amcayı dinleyeceğim. Evet düzeldi. Evet, Los Angeles Banlios'unda ilerlemekteyiz. Acaba alçak köprü falan mı var? Niye böyle bir şey dedi bu? Neyse göreceğiz artık gidince. South Donley'den neyse. Rollover warning ahead. Yani yavaş dön diyor, tırı yatırırsın. Öyle bir bana uyarı veriyor sevgili GPS. Benim dişim ağrır, hem de yaman ağrır. Fısıltılarım çığlıklara dönüşür, bana bağırır. Evet buradan da döndük. Buralarda hep tır var. Niye oğlum sen beni öbür taraftan vereyim? Manyak mısın nesin ya? Bunların da çok tuhaf bir çalışma prensibi var. Sağlam bir yazılım şeyi var arkasında. Neyse.
Bakalım yükü vereceğimiz yere bir gelelim de ne yapacağız bakalım orada. Buraların yabancısıyız ya. Sağdan solla bizi kardeş. Biz sola döneceğiz. Sağdan solla bizi. Bana bu ışıklardan dön diyor şimdi. Döneyim mi acaba buradan? Yok, dönme. Google amcadan başkası yalan kardeşim. Hele ki böyle ufak tefek yerlere geldiğinde çift GPS kullanıyorum. Şu anda Google ayrı açık, navigasyon ayrı açık. Evet, Alcoa Avenue'yu şurada görüyorum. O da buradan veriyor. Sen de buradan dön diyorsun. Bir karar verin ya. Tamam, soldan dönmüyorum giz, kardeşim. 15 ne yapayım? Wow, klima açık, iki diş. Dışarının sıcaklığı 83 derece. Yani pardon, Fahrenheit. Hadi geç geç geç. Şu adamın aynasına takmayayım, sen geç. Buradan bana dön diyor. Manyak mısın desin ya? Tafa yapma, seni gebertir ama. Alcoa Avenue şu ışıklarda. Oradan döneceğim. Kararlıyım, döneceğim. Şarjım bitmese bari. Nefret olsun sana kamera diye ya. Bu ışık. Evet, sola dönüş de var. Gayet güzel. Alcoa. Firma ismi ne acaba? West Inc. Tamam, buradan döneceğim kardeşim. Adamı hasta etme yani. İnşallah şurada sol şeritte birisi olmaz. Ay 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 ay. West Inc. Bakalım. West Incorporation. Evet, solda kimse yok. Dönüş gayet rahat olacak. Biz nereye arıyoruz şimdi burada? GPS düzeltir zaten şimdi. 60-23'ü arıyoruz dostlar. 60-23. Arkadaki tır bir geçsin. Evet, 50. caddedeyiz. İnşallah numaralar büyüyordur. 4900'e düştü. 60-23. Nerede acaba bu ya? 60-23. Neredesin bakayım? Şu sağ tarafı gösteriyor ama. 51-51 burası. Oo, büyüyor, süper. Tamam. Evet, 52-23'e geçti. 60-23'e daha var herhalde, evet. Devam. Numaralar sağ taraflarda yazıyor binaların üzerinde. Ya da posta kutuları falan oluyor. Bize lazım 60-23. Evet, bir sonraki bina 55-63. 53-83'ü geçiyoruz. 60-23'e gireceğiz. Görürseniz haber verin bak. Ön kameradan ben bakarım. Büyük bir ihtimal şu tırın geri girdiği yer galiba. Bir bakacağız. Bina numarası ne? 56-85. Oho, daha var. Burası ne? Burası kapalı bir yer. 57-25. 58-01. Dar yerlerde kısa paslaşmalar. Arkamızdaki tır sapmış o yere. Ya da sapacak. 59-91. Bir sonraki ışıklardan sonra sağ taraftaki bina. Evet. Az kaldı. Ben inşallah saçma sapan bir yere sokmuyorum. 60-23. Neyse, çok gevezelik olacak. Video uzayacak. Birazdan gittiğim yere bir varayım da. Hadi orada görüşürüz dostlar. Arkadaşlar geldik buraya. Burası bir coil. Yani böyle bir fabrika. Biz bunlara coil diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Türkiye'de ne diyorlar bilmiyorum. Şuradan eldivenimizi alalım. Araba yine leş. Ya çok saçma bir şekilde ayağımı burktum. Evet, bunlar çelik galiba. Çelik rulo var. Bunları alacağız. Ben şimdi brandamı açayım. Zaten taktığımı gördünüz, bir de açtığımı görün. Sonrasında yine görüşürüz.
gençler, yükümüzü bıraktık oraya. Elemanlar altına bir şeyler ayarlıyorlar. Bir şekilde alacaklar. Yalnız bunu yaklaştırabilir miyiz? Şöyle yaklaşmayın. Neyse. Ben şu dorsen üzerindeki eşyalarımı, bunları şu trailerin arka tarafına doğru bir ayarlamasını yapacağım. Sonra tır durağına gideceğiz. Hadi yıkamacıda görüşürüz. Evet arkadaşlar, videomuzun son bölümü olan tır yıkatma videosuna. Pardon gelme hemen arkama. Gelme. Tamam. Son bölüm kapanma yani. Tır durağına da gidebiliriz. Bak soldaki elemana bak. SUV geldi oraya bir tane de. Ondan görünmüyor. Portakal satıyor eleman. Taze. Hadi bakayım. Yürüyün. Yeşil yandı. Hop. Bak helal olsun. Dilenmiyor. Işıklarda dilenmiyor kardeşimiz. Ya sağ taraftan öyle geliniyor mu buraya? Manyak mısın oğlum? Evet. Burası neresi arkadaşlar? Burası Fontana. Kaliforniya'nın Fontana şehrinde. San Bernardino'da. Burayı şöyle hatırlarsınız. Bu Trump delisi başkanken burada bir bankaya silahlı saldırı olmuştu. Haberlere falan çıkmıştı öyle hatırlarsınız. Belki büyük bir ihtimal izleyenleriniz vardır o haberde. Şimdi gidelim tır durağına doğru. Karşıdan baba geliyor. Reefer. Bak benim dorsa bundan işte. Reefer. Markası da Carrier. Buradan bir dönüş yapalım. Arka tekerlekler kurtaracak mı? Kurtardı. Tamam. Hemencek şuradan sağ tarafa gireriz herhalde. Ha bak eleman burada tırı yıkatmış. Güzel. Bundan sonra siyah tır almayacağım arkadaş. Bu nedir ya? Şuradan girelim. Burası Ermenilerin tır durağı arkadaşlar. Tır durağı onların ama yıkama Meksikalıların. Evet. Çel çöp içinde bir yer. Fuel exit diyor. Buradan oraya geçebiliyor muyuz biz acaba? Excuse me. Is there access for the truck wash from here? Alright, thank you. Evet, oradan ticket alsam bu sefer sıkıntı çıkacak. Bakayım şu. Oğlum Ermenistan mı zannettim burayı bir? Bak yolun ortasında yürüyor. Teşekkürler o kıçını kaldırıp da yürüdüğün için ya. Allah'ım yarabbim. Evet, buralara geliyorlar. Arabaları da park ediyorlar. Evet, bir adet Amazon tırı var orada. Bayağı bir sıra var dostlar. İki tane tır. Hani bakayım. Neyse benim arabayı öyle yıkayacaklar herhalde. Okey. Neyse arkadaşlar ben şuraya gireyim içeri bir konuşayım. İzin verirlerse tır yıkanırken nasıl yıkıyorlarmış onun da bir videosunu yapayım. Umarım izin verirler. Sonuçta bedava reklam. Ne diyecekler ki? Vermezlerse de telefonla bir iki çekerim öyle. Buradan da tır durağına gideceğiz. Park ettiğimde orada da görüşürüz ama şu anda erken bunu söylemek için. Hadi bye şimdilik. Evet arkadaşlar dorsemiz yıkadı. Yıkandı. Adı yıkandı. Amerika'da dorse yıkama şekli. Üstünü yıkamıyorlar. Güvenli değilmiş. Allah'ım ya. Oraya bastımı kayarmış. Üflet buradan. Ahan da burası. Daha da gelmem. Bu kadar yıkıyorlar. Neyse en azından kabini iyi yıkadılar. Aslında şöyle, ilk başta video çekmeye izin aldım. Bir tane Meksikalı kız vardı. O izin verdi. Sonra Ermeni sahipleri geldi. Dedi ki burada video çekemezsin. Çekmeyiz dedim kardeş. Kardeş dediğime de bakmayın. Evet arkadaşlar. Bir gün olmasın ki ırkçılığa uğramayalım. Buraya çektim şimdi. Bu tır durağı, bu sağ taraf. Three Sister dedikleri yer. Meğer bu tır yıkama yerinin ben Amigolara, Meksikalılara ait olduğunu zannediyordum. Değilmiş. Bu adamlara aitmiş. Her neyse. Ya, komedi adamlar ya. Harbiden bir film ya. Her neyse dostlar. İzin aldım tamam mı? İçeride bir tane Meksikalı bir kız vardı. Geldi işte önceden
sipariş alınmış gibi şeyi soruyor. Tırla Dorsey'i ikisi bir mi yıkacaksın yoksa sadece Dorsey'i ya da sadece tırı mı yıkacaksın diye soruyor. Bak pompaların renginden de belli. Kırmızılı, yeşilli böyle. Her neyse. Ben dedim tırla Dorsey'i beraber yıkayacağım dedim. İkisini bir yıkanacak. İşte neler istediğimi falan söyledi. Böyle asıl ilk başta izin verdi. İçeride video çekmeme izin verdi. Sonra ben yanaştıkça, o hani o kapıya yanaştıkça bir tane kırmızı tişörtlü lavuk geldi. Sen mi dedi, sormuştun dedi, video çekebilir miyim dedi. Evet dedim. Yok dedi, video çekemezsin içeride. Nedir bu, park alanında çekebilirsin video. Nedir dedi, içeride çekebilirsin tır yıkanırken. İyi dedim, çekmeyiz dedim biz de. Sıkıntı yok. Ben bu şeyleri de anlamıyorum. Yani yaptığın işten bir şüphen varsa kendini kayıt altına aldırmazsın. Eğer yaptığın işten bir şüphen yoksa, işini düzgün yaptığına inanıyorsan, çek kardeşim istediğin gibi dersin ki Ermeni de olsa ben zaten onu zaten söyleyecektim. Hatta video girişte söylemiştim burası Ermenilerin tırı var diye. Yani kötü bir niyetim de yoktu açıkçası. Halen de yok ama bir daha da gelmem buraya. Hani video çekmeme izin vermediler diye değil. İlk başta izin verip sonradan tırın üzerindeki işte tepede Atatürk imzası yanda firma ismini görüp de ırkçılık yapar şekilde böyle sen miydin o video çekmek isteyen? Evet dedim, çekemezsin dedi. Ne içeride dedi ne dışarıda dedi. İyi dedik biz de. Çekmeyiz dedik. Öyle konu kapandı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tır durağına gidiyoruz. Hatta şu videoyu da pardon. Şu kamerayı da Allah camı açmayacaktım ama neyse. Sinirim artık. Çünkü iz yapıyor. Kuruduktan sonra iz yapıyor. Hemen de yaptı zaten. Neyse olduğu kadar yapacak bir şey yok. Ha şeye şaşırdım ya, burası nasıl Meksikalıların değil, Amigoların değil. Ona şaşırdım. Normalde onların da aslında. Demek ellerinden aldılar. Dermişim. Hiçbir şey kimsenin elinden alamazsınız memlekette. Az önce YouTube'dan bir yorum aldım. Mehmet Uzun, o gösterdiğin, o yaptığın iğrençlik için cezalandırılacaksın, emin ol. Öyle bir şey yazmış. Sonra baktım, kimin nesidir acaba diye. Önce aklım kafa çakmadı böyle. Sonra biraz açık olmasını falan söyledim. Hani 5 dakika değil, ilgandı ol falan yaptım böyle. Ondan sonra sen anladın, zeki adamsın dedi. Tık bende şey düştü, profiline bir gireyim dedim. Hem benim yalan söylediğimi düşünüp abonelikten çıktım diyorsun sevgili Davar. Hala Davar diyorum sana. Hem de geliyorsun, yaptığım videoları hala izlemeye devam ediyorsun. Abonelikten çıktıysan seni de zannetmiyorum ki ortak arkadaşımız olsun. Geliyorsun, dün bir tane YouTube hesabı açıyorsun. Geliyorsun da beni tehdit ediyorsun. Sen kimsin lan? Lokasyonun belli. Bak firmanın ismini yazıyorsun. Adresin falan çıkıyor. Hani Google'a yazıyorsun firmanın ismini. Adresin falan her şeyim çıkıyor. Gayet şeffafım bu konularda. Telefon numaram da çıkıyor oradan. Emin ol. Yani firmanın telefon numarası zaten benim cep telefon numaram aynı zamanda. Buyur gel. İstediğin zaman ulaş bana. Şimdi ben oraya YouTube'un altına telefon numarası yazıp da o şekilde kendimi ifşa etmeyeyim. Bu şekilde bu kadar kendime güveniyorum. Gel beni cezalandır sığır. Davar pardon, özür dilerim, sığırlara hakaret oldu. Ahan da burada Peterbilt dealer'ı varmış la. Şimdi gidip şurada tırlar, satılık tır var mı diye sorsam hepsi satıldılar ya. Yeşil bir tane şey var bak. Peterbilt. Modern kasa. Açıl susam açıl. Şöyle yapalım. 4K 60 FPS. Evet. Bunlar çiçek. Ya görüntüyü bozmasan ölürsün. Bir dakika. Bak bak. Bunlar çiçek. Day cap'ler, slipper cap'ler falan hepsi var. Az önce sinek girdi içeri var ya. Onu gebertmem lazım. Ağız burun. Tır durağında park ettiğimiz yeri bir göstereyim size. Hiç görmediniz çünkü biliyorsunuz. Kaliforniya'ya geldiğimde hiç çekmiyorum orayı. Orayı da görün. Park edelim ben yeri. Bak şimdi. Ha işte ondan sonra Mehmet Bıkçı derler. Bak şimdi şu camı nasıl yıkamışlar. Bak şimdi şuraya bak.
kanmasına bak. Siz onun için göt kadar ülke öyle tıkılıp kalmanız, insan olmanız lazım önce. Neyse, burayı iyi yıkamıştır. Yapacak bir şey yok dostlar. Bir daha da gelmeyiz. Olur biter. Geliyordum, önceden geliyordum bayağı da. Şimdi bayağı bir işleri değiştirmişler. Önceden mesela elle kuruluyorlardı. Elle kurulama olayından vazgeçmişler. Motoru yıkıyorlardı. Yıkamıyorlar. Rain-X sıkıyorlardı. Rain-X de sıkmıyorlar. Suyu tutup fırçayla ben de yaparım geri kalanını zaten. Dorsenin üstünü yıkamıyorlar. Güvenlik iş. Allah'ım yarabbim. Düşüp sanki çanağa kırıyorum. Çok mu kıymetli yani? Adam gibi çalışın işte. Hadi be, ver yeşile. Ha şöyle ya, gidelim. Kır ya, kır. Önemli değil. Sen de kır. Allah keşke şuradan bir tane tır girip de seni götürseydi ya. Bak şimdi burada biraz yokuşlu gibi. Ben şimdi size bir görüntü daha çekeyim. Cep telefonumu da. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Arabayı temizlemem lazım. Bakın şimdi şuradaki C1 diyor ya. Arabanın içi de biraz kirli, kusura bakmayın. C1 Crawler 1 demek. Bu normal I-Shift standart bir şanzıman değil. Bu 14 ileri. Şimdi madem ben de böyle hafiften böyle tepe gibi bir yere geldim, onu da göstereyim size. Burada C1 yazıyor ya. Yokuş kalkış sistemi de şu anda aktif. Yeşil ışık yandı. Araba boş da olsa kardeşim, mal benim malım, zarar gelmesin, anladın mı? Şimdi şu vites atışlarını göstereyim. Bu aynı zamanda bu görüntüyü bir kenara koyarız. Arabanın ne kadar hızlandığını görürsünüz. Crawler 2. Birinci vites. 3'e geçti dedik çünkü araba boş. Akıllı şanzıman olduğu için. Gerisinde bir önemi yok zaten. Crawler 1. Crawler 1 aplikasyonu. Şimdi Amerika'da olsak şöyle derdik. There is a shifter. It says C1. That means Crawler 1. It's like, it's kind of like crawling, you know? It's Crawler 1. It's like, it's kind of like crawling, you know? Crawler demesi aslında tırtıl gibi. Crawler aslında cat, crawler, bu tarz böcekler böyle böyle gıdım 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 giderler ya. Onlar mesela bir de paletli derler hani aslında, track derler aslında burada. Türkiye'de paletli derler. O döner kepçeler falan var böyle. Yani asıl anlatmaya vermeye çalıştığım mesaj crawler derken hani benim sırtıma istediğini yükle. Crawler 1 de ben her türlü Crawler 2'ye alalım. 2'ye kalkalım. Ben diyor yükün altından üstesinden gelirim diyor ama dingil sayısıyla iş görüldüğü için bu memlekette tahmin ettiğim yükü alamıyorum. Benim hesaplarıma göre 130 bin pound yük almam lazımdı. 120 bin pound'la yukarı çıkamıyorum. Crawler 1'den normal 1'e geçti. Skip shift yapıyor şu anda. 3'e geçti, 5'e geçti. 7'ye geçti. 2-2 yaptı. 9'a geçti. Buradan şöyle bir dönüş yapalım. 10 numaradan West'ine gireceğiz. Fontana'dan Ontario şehrine gireceğiz. Yolları yapan bu Kaliforniyalı mühendisler var ya, kesin döne ya. Mesaj veriyorlar. Çünkü ha bre döne döne giriyor yollara. Ya oğlum direkt soksana işte ya. Neyse dostlar, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önce seni kapatıyorum. Kapan oğlum. Sonra seni kapatıyorum. Sen de kapandın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, sağda solda paylaşmayı, nokta dahi yorum
yapmayı da unutmayın. Aman Tanrım, benim gözümden görenleri siz gördünüz mü? Adam trene asılmış. La Gökhan abi, treni geri al. Geri al, trenin en ucunda köşede birisi var bak, birisi. İnsan bu kadar bir hayatında bir şeye tesadüf olur mu? Herif trene asılmış gidiyor. Neyse dostlar, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muhtemelen bir sonraki video yine buradan olacak. Ama Türkiye'ye giderken, Türkiye'de, Almanya'ya gittiğimde, Almanya'ya gideceğim. Orada da tekrardan videolarda sizi beslemeye, yani video olarak devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Hadi bir görüşürüz.